Neden izlediğimizi anlamadım. Öylesine hep birlikte bilgilenelim diye. Aa, olur izleriz. Olur, o da olur. Dünyanın en iyi otelinde kalmak 12.500 TL. Vay anasını ya. En iyi otel. Onu en iyi otel 12 dünyanın en iyi oteli değildir bu arada. 12.500 TL o kadar da büyük bir para değil. 12.500 günlük yani 1250 euro. 1250 euro bence dünyanın en iyi oteli değildir bu arada. Clickbait yapmayalım efendim. Clickbait yapmayalım ya. Merak ettim ama videoyu. Dünyanın en iyi otelinde Bugün kalmak. dünyanın Cennet cehennem temalı. en güzel otellerinden Neymiş bir bakalım? tanesindeyiz arkadaşlar. Cennet ve cehennem temalı olan bu otel iki Otellerinden kere bir dünyanın en iyi tanesindeyiz. konsept oteli seçilmiş. Ama işte başlıkta öyle Ama başlıkta öyle yazmıyor. yazmıyor. Evet. Ben de gözlerime inanamadım ve bu oteli sizlerle paylaşmak istedim. Gerçekten çok Adamlar şaşırtıcı. YouTuber, Haydi biliyorlar işi. geçelim. Bizim gibi değiller. Biz başlıkta ne yazıyorsa aynısını videoda veriyoruz. Belki de o yüzden böyleyiz. O Vay. yüzden 500 binde kaldık diyeceğim de ben video yapmadığım için kaldık. Evet. Bence de. Bakalım. Bana şu anda bir müze havası verdi şahsen. Müzede yaşamak da istemezdim. Açıl susam açıl. Odanın ortasında duş var. Şimdi burası Altınlar ben çok gerçekse sevdiğim, çok 12.500 TL'yi enteresan. çıkartırım. Kapadokya'da Secret House diye bir otel ama aslında Sevdiysen götüreyim seni. Kal bir gece ya. Ne olacak? Ben dışarıda su içerim. Peynir ekmek yerim. Ne? Ananı elimi yaktım. evet. Ben dışarıda otururum. Su içerim. Ödemi yapacağım. Manka. Şey yaparım. Biraz soğan ekmek yerim. Bir ay boyunca sana çalışalım. Ne olacak? Çok sevdiysen götüreyim. Gözüm kalmasın. Bir mağaranın içine dizayn edilmiş ve muhteşem mimarisi olan içeride böyle 500 yıllık, 600 yıllık heykellerin, kitapların olduğu muhteşem bir yer. Mutlaka ama mutlaka sonuna kadar izleyin. Gerçekten siz de gözlerinize inanamayacaksınız. Burası mağara üstüne inşa edildi mi? Yanlış söylemedim değil mi Mağara Ersen? Evet, doğru. 250 yıllık Ermeni konağı burası. En sevdiğim mağara İbrahim Tatlıses'in doğduğu mağaradır. Başka hiçbir mağaraya ilgim yok. Abi inanılmaz bir yer. Elinize sağlık. Yanımda Erkan var arkadaşlar. Erkan biraz bize bu oteli de tanıtacak. İlk olarak Aa, bu ben otel bir oda Türkiye'de gördüm. mi? O odayı gördükten sonra dedim ki bu otelin kesinlikle videosunu çekmemiz lazım. Hemen Erkan'ı aradım. O da bu otelde bir opium odası var. Evet. İnanılmaz bir oda. Hız kaybetmeden oraya geçelim mi? Çok merak ettim odayı ya. Hadi geçelim. Opimium. Opium. Yani, mağara oda. Evet. Mağara Eski yeraltı oda. şehirlerine giden bir mağarayı oyulmuş şekilde yapılmış bir oda. Burası bildiğiniz 1000 yıl önce insanların yaşadığı bir yer aslında ve şu anda bu konseptte. 1000 yıl önce insanlar bu mağarayı bedavaya yapmışlar. Şimdi geceliği 12.500 TL. Gitgide geriye gidiyoruz be. O kadar güzel detaylar var ki, ışığın bile böyle taşlarla açıldığı küçücük detayların düşünüldüğü bir yer yani. İnanılmaz. Her yerde çok güzel heykeller var. Bir de yatak testi yapayım hemen. Ah. Rahat. Burası çok yumuşak. Orası Rahat yatak da yani 3 metre değilsen yatak çok küçük bu arada. Ayağının yarısı dışarıda kaldı. mı? Oraya da bakalım. Oha, direkt içine gömüldüm. Evet. Bak bunu çok seviyorum işte ya. Bu yatağın kenarında falan oluyor ya. Ya da önünde oluyor. Evet. Deli dehşet özeniyorum böyle salakça şeylere. Burada şöyle bir kapı Alırız ya var. sanırım. Bir Erkan tane bunu alalım ya. iterek mi açıyoruz? Nasıl açıyoruz abi? Onun bir şeyi var. Tri mi var? Tri var. Açılsam açıldığınız zaman açılıyor. Hem Buffy orada uyur. Hadi deneyelim. Açıl susam açıl. Aa, gerçekten öyle mi? Tam söyleyemedim herhalde. Daha tatlı. Daha. Şehvetli. Açıl susam açıl. Biraz okşaman gerekiyor. Deniz mi söylese acaba? Hayır, biraz böyle. Denizciğim bir açıl susam açıl der misin? Açıl susam Olay denizdeymiş. Bu nasıl bir konsept? Oha sese bak. Şuraya İçeriden kır karamiler çıkmayacak, değil mi? bak burası banyomuz. Şurada duş alınıyor herhalde. Yok. Oha bir şey söyleyeceğim şuna bak. Bu buradan su mu geliyor? Evet dostlar, eleştirmeye başlıyorum hemen. Bence 12.500 TL değil, normal bir Evet. otele bile tercih etmem burayı. Demirden kazan koymuşlar. Ya benim büyük annemler küçükken bu kazanların içinde pantolon falan boyarlarmış ya. Yani o kazanı almışlar, koymuşlar 12.500 TL. Bu ne Ama oğlum? yılanın ağzından su çıkıyor. Oğlum.
Vicdanın ağzından su çıkıyorsa o zaman değişir. O zaman değişir. Bu ne? Şaka yapıyorsun. Ya. Odanın ortasında duş var. Hijyenik bir şey değil ki odanın ortasında duş olması. Neden? Nasıl yıkanacaksın burada? Su nereye gidiyor? Vardır. Oha! Sistem göremiyorum. İnanmıyorum. Abi kapat şunu. Nereden kapanıyor bu? Hijyenik bence çünkü odanın tamamı zaten. İnanılmaz. Odanın ortasına geçiyorsun ve... Abi ben burada duş almak istiyorum. Canım benim. Bu yani... odada kalan daha önce ünlüler falan da olmuş. Evet. Çok isim var, hepiniz zaten biliyorsunuz. Belki de aynen aranızda böyle storylerinden falan tanıyan olabilir. Evet. İşini biliyormuş diyebilirim ben. Kalanları. Kapatıyorum, ses de çıkmıyor dışarı. Özellikle. Buraları bir çok geçelim. Güzel. Hemen hızlıca... Neden bu kadar büyük tepkiler veriyorlar? Bilmiyorum ki kanka, ben şu an şaşıracağım bir şey görmedim bunun ya o kadar. Odasına bakıyorum. Oha, oh my god. Ama şey yani, konsept gereği muhtemelen. Benim evimin yaklaşık. Şaşırmış tepki vermesi gerekiyor ki daha fazla izlensin. Normal olarak. Kadar. Güzel. Bak bir burası güzel. Var. İşte soyunma odası. Evet, burası güzel. Burası da yine mağara. Tabii ki. Şu an komple yerin altındayız, mağaradayız. Arkadaşlar şu... İbrahim Tatlıses'in doğduğu mağaraya 12.500 TL verirdim bir geceliğine. Şuraya bakın, bak içeride duşlar vardı. Bu da artık birlikte duş almak isteyenler varsa burayı kullanıyor herhalde. Ya da işte el ele tutuşup duş almak istiyorum. Birazdan havuz. Birbirimizin kafasını yıkayalım. Falan var orada, oradan çıkınca. Sırf burası bile başı başına muhteşem. İnanılmaz. Inferno. Burası başka bir yer. Ve Inferno'dayız. Burası cehennemden esinlenmiş. Şuraya bak, kırmızı. Bu havuz bildiğin yüzme havuzu bak, değil mi? Bak bu güzel. Evet, burası evet. Belirli saatlerinde yukarıdan aldığı ışıkla kırmızı renge bürünüyor. İnanılmaz. Ve o işte cehennem. Vah. Burada şu avizeye bayıldım. Bak şurada, şuraya bağlı. Buradan zincir çıkıyor ve yukarıdaki avizeyi tutuyor. Yani bu avizeyi normal yukarıya da bağlayabilirlerdi. Vay ama be. Çok güzel bir tasarım. O işte seviyesini ayarlıyorsun. Oha, ışığın seviyesi. Bir tarafta kral tacı var, bir tarafta da tüy var, bir terazideler ve tüy farkındaysanız daha ağır basmış. Bu adalet kralın tacından bile ağırdır. Aynen. Şimdi size bir soru. Bu mermer tek parça bir mermer. Bu arkamda görmüş olduğunuz mermer. Evet. Bu otelin giriş kapılarından çok daha büyük bir mermer. Bu buraya nasıl girdi? Bunu az evvel Erkan'a sordum. İnanılmaz bir cevap aldım. Onu dedi ki, kapıdan sokmadık ki. İlk başta mermeri soktuk. Daha sonrasında bütün mağarayı otel yaptık. Evet. Mantıklı. Evet. Tamam, başladım. Yani zaten oteli inşa ederken mermeri önce inşa etmişler. İlk başta bunu sokmuşlar. Bu mermer de koca bir kaya parçası halinde getirilmiş buraya. Burada oyularak yapılmış. Vay İşte be. Bu. Erkan Şen. Neler görüyoruz be chat, görüyorsunuz değil mi? Ben de yaz. 3000 lira. Ortalama şaman odası da 9000 liraymış. Bu seferki odamızın önünde bir kere şöyle... 21 mü? 2021 Eylül 20 itibariyle işte ortalama Euro'yu 10 desek 9000 lira geceliği var. Yani tabii ki pahalı ama yani siz ne zaman ağzını açmış bir aslandan duş aldınız ki? Yani ne kadar düşüyor yani Eylül'de? 9000 lira verir miydim bu odaya? Kararsız mı kaldım? Ya sen bir kafede otururken su şişelerini eve getiren insansın ya. Ama bu hayatında bir defa gideceksin zaten. Çok paran olsa verirdin de yani, ne bileyim. Yo, çok param olmasa da verirdim. Beni çağırma, ben vermem. Tek başına tek gidersin. Tek gün gideceğim zaten. Olur, tek gün gidersin. Ben buraya 900 lira vermem. Ayın buraya çalışacağım ama. Evet, ayın yarısını 14 gün buraya çalışacaksın. Evet. Dünyanın en iyi konsept. Ben buraya 9000 TL hayatta vermem, 900 euro. O 900 euro ile neler yaparım ben. Çatır çutur yerim o parayı. Otelleri arasında birinci olmuş iki kere. Yani ben güzel jacuzzi ile oda tutarım günde 500 TL'ye. Dünyanın birçok yerinde gittim. Yani otellere hayatta değiller ama şu an hala burada fotoğrafları. Önce akşam gelmiştik. YouTuber olsa ya, yani YouTuber'ım da bu tarz videolar çekseydim verirdim tabii. Burayı tanıtmak amaçlı. Çünkü zaten bu videodan gelecek olan para bu bir geceliğine buraya verdiğim paradan çok daha fazla olacaktır.
kazanacağım para. O yüzden verebilirdim. O zaman görmüştüm burayı. Sadece otelin burasını görmüştüm. Zaten aşık olmuştum. Akşam da ayrı güzel bu arada. Gündüz ayrı güzel, akşam ayrı güzel. Mesela en basitinden şu bir kapı arkadaşlar. Masa ne kapısıydı bu? Kaç yıllık kapıydı? Neydi? Burayı yine çok eski Rum kilisesinden kalma bir kapı. Fatih Sultan Mehmet'in Anadolu'ya girerkenki ilk girdiği kapı. İçeride çok huzurlu bir alan. Kalma bir kapı. İnanılmaz güzel aslan var. Üstünden şu bir kapı arkadaşlar. Masa ne kapısıydı bu? Kaç yıllık kapıydı? Neydi? Burayı yine çok eski Rum kilisesinden kalma bir kapı. İçeride. Anlaşılmıyor ki. Evet anlaşılmıyor. Çok huzurlu. Bence adam random hatta. Sizde kalan bir kapı. Evet. Bu bir alan var. Bilmiyor. Cennet simgeleyen bütün bitkiler. Bu cennet bahçesinde alper. Biz burayı cennet bahçesi diyoruz çünkü gerçekten cennet gibi. Gerçekten cennet gibi. Buraya girdiğim an ya. Kendimi Harry Potter Sırlar Odası'nda böyle bir köşede falan hissettim. Ve şuraya bir bakın. Buradan su içiyoruz. Buradan su içmeyi tercih etmiyorum. Ben de etmiyorum. Normal su içmek istersem damacanadan bardağıma doldurup rahat bir şekilde niye içebilirim. Niye Brüksel'de manikürpisten içmeyeceğim? Venice olan? Tabii ki içmeyeceğim. Neden? Orada direkt şeyinden çıkıyor su. E çıksın ne güzel. İnanılmaz güzel ya. Ben bir söyleyeyim mi? Belçika'ya gelme tek sebebim o biliyor musun? Evet. Ne nasıl yazılıyordu o? Manu? Mani? Ben de bilmiyorum tam yazılışını. Manikön pis diye bir şey çıkmadı. Kesin Q ile yazılıyor. Bu değil mi? Tamam manikön pis evet. Evet. Chat. Bütün 1000 kişi, 2000 kişi hatta 500 bin kişi bütün kanal toplanıp şuradan bir su içmemiz yok mu? Benim şahsen tek hayalim buradan su içmek. Evet, ben seni buraya götüreceğim. Tam götürebilirsin. Ben zaten görmek istiyorum. Bir de suya elimi değdiriyorlar onu bak. Giydiriyorlar mesela Noel'de Noel kıyafeti giyiyor. Bak doktor kıyafeti var. Böyle değişik değişik giydiriyorlar. Evet. Brüksel'in sembolü gibi ya. Brüksel'in sembolünün bu olması hakkında ne düşünüyorsun peki? İnanılmaz bir sembol. Brüksel'in sembolü. Ya bizim orada bir sembol var. Ya inanılmaz. Bunun bir hikayesi var işte. Bombanın üstüne çişini falan yapıyor sonra patlamıyor. Bomba mı patlamıyor? Evet. Gerçek midir? Barutun üstüne işiyor falan. Rivayet ya. Evet. Öyle kalıyor sonra. Doğru. Bunu yapalım. Onun ne kadar önemli bir çişi var. Oradan bir yudum su içsen ne olacak? Hayır içmeyeceğim. Elimi bile değdirmem oraya. Orada Japon turistler senin var. Senin aklına bile değdirmem. Japon turistler pis insanlar. Pis insanlar mı? Japon... Aşkım heykel bu alt. Oradan su içmek pis değildir. Normal su çıkıyordur muhtemelen evet, de. Tamam işte. Ama ben ağzımı açıp böyle yapmak öyle istemiyorum. Öyle değil zaten küçük bardaklar var. İçelim ya. Peki normal neden gidip bir marketten bir şişe su alıp içmiyoruz? Onu yapıyoruz. Yapmak zorunda değilsin. Ben de hiç yapmadım. Tabii canım ben de yapmam. Asla yapmam.